Merhaba Web Tekno takipçileri, ben Lütfi Karaca. Bu videomuzda sizlerle beraber işinize yarayacağını düşündüğüm ve biraz da ilginç olan 5 tane uygulamayı inceliyoruz. Şöyle tersten gideyim. İlk uygulamamız Sidebar isimli uygulama. Bu Lite sürümü, bunun bir de Pro versiyonu var. Aralarındaki farklara değineceğiz. Tıkladığımız zaman karşımıza ayarlar geliyor. Sidebar, yani şu kenardaki bar aslında. Bütün olayı şu arkadaşlar. Akıllı bir yan ekran bu. Şöyle çektiğimiz zaman yan taraftan cazırt diye uygulamalar geliyor. Buraya istediğimiz uygulamaları atayabiliyoruz. Dilediğimizi çıkartabiliyoruz ve bu uygulamalara istediğimiz zaman hızlıca erişimi sağlayabiliyoruz. Bu markette benim karşıma çıkan en düzgünlerinden birisiydi. Dediğim gibi Lite versiyonu ücretsiz, bir de bunun ücretli olan Pro versiyonu var. Şöyle çektiğimiz zaman da gidiyor. Uygulamanın belli başlı ayarları var. Start on boot, yani başlangıçta çalıştır. Notification seçeneği var. Gri şekilde olanlar Pro versiyonunu satın aldığınız zaman gelen özellikler. Şuranın işte kalınlığını ayarlayabiliyoruz ki bu şekilde çok çirkin oluyor. Ben şöyle en ince versiyonunu seviyorum. Ayrıca böyle bir Samsung Galaxy Edge edası da yaratıyor telefonda inceden. Animasyon hızını ayarlayabiliyoruz. Şöyle girme ve çıkma hızını. Onun dışında arkadaşlar diğer seçenekler maalesef Pro versiyonunda var. Şuradan sensitivity'sini ayarlayabiliyoruz. İlk uygulamamız Sidebar Lite bu şekilde. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. Voice Changer with Effects diye geçiyor. Çok fazla versiyonu var arkadaşlar bunun. Ben bulduğum en güzellerinden birini şu an inceliyorum. Android'de var gördüğünüz gibi. iOS ve Windows Phone için de var. Fakat isimleri farklı. iOS ve Windows Phone için maalesef bu uygulama yok. Ama buna çok benzer uygulamalar var. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Açalım. Adı üstünde sesimizi değiştiriyor. Şöyle bir ses kaydı yapalım. Basıyoruz. Merhaba, benim sesimi başka bir şeylere dönüştür diyelim ve şurada gördüğünüz gibi şöyle birçok ses seçeneği var. Şirinleri bile çeviriyor. Small creature demiş, ancak bu bildiğiniz şirinler olacak. Merhaba, benim sesimi başka bir şeylere dönüştür. Arttırayım sesini. Optimus Prime'a çevirecek galiba, bakalım. Merhaba, benim sesimi başka bir şeylere dönüştür. Böyle Monster'a bakalım bir de. Merhaba, benim sesim. Bu Harun abi oldu biraz. Gördüğünüz gibi çok fazla ses değiştirme seçeneği var. Sarhoş bile yapıyor, bu muhtemelen yavaşlatacaktır. Merhaba, benim sesimi başka... Darth Vader'ın sesi var, bakalım. Merhaba, benim sesimi başka bir şeylere dönüştür. Evet, fena sayılmaz. Güzel şeyler var arkadaşlar. Bununla böyle geyikli, komikli, şakalı videolar çıkartabilirsiniz. Sesinizi değiştiren bir uygulama. Ücretsiz, tamamen eğlence amaçlı. Çok küçük boyutlu, basit bir program. Şimdi diğer uygulamamıza geçiyoruz. Diğer uygulamamızın adı Monzo. Monzo uygulaması bugün benim tanıttığım 5 uygulama içinde en çok hoşuma gidenlerden birisi. Model, araba, uçak veya işte değişik şeyler yapıyoruz arkadaşlar. İlk açtığınız zaman size sadece bir tane araba veriyor ücretsiz olarak. Bir de bunun yanında birkaç tane daha değişik ürün var yapabileceğiniz. Bu tarz şeylere hevesi olan arkadaşların kaçırmaması gereken bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Şöyle tıklayalım. Şimdi bizim elimizde... Hop, reklamı da attırdılar. Bizim elimizde böyle bir kutu var. Bunu açıyoruz işte. Şimdi en başta motor geldi karşımıza. Böyle istediğimiz tarafına bakabiliyoruz. Şurada yapım kılavuzu var. Şöyle sayfaları geçe geçe diyor ki hani ilk başta bu parça var, bu parçaya şöyle bir parça gelecek. Burada zaten parça direkt karşımıza çıkıyor. Bunu alıyoruz. Alıp sürükleyip bırakıyoruz. Şöyle gadget diye oturuyor yerine. Daha sonra ikinci sayfada işte şunu ekle diyor. Şurada ne olduğunu bilmediğim bir parça var. Arabadan pek anlamam arkadaşlar. Bilenler bizi aydınlatsın. Şöyle tutup sürükleyelim. Bu şekilde parçaları ekliyoruz. Bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. Daha sonra bir de boyama aşaması var. Oraya da bakalım. Evet, arabamız az önceki halinden şu hale geldi. Parçaları birleştire birleştire sanayide usta gibi oldum. Şöyle şunu da koyuyorum ve spor arabam hazır oluyor. Spor araba diyorum, kusura bakmayın, markasını bile bilmiyorum. Markası modeli neyse bunun arkadaşlar. Alt tarafa yorumlara yazın bakalım. Biz de öğrenelim. Muhtemelen bir yerinde yazıyordur da ben kaçırdım ya. Neyse, şimdi boyama kısmına geçelim. Şöyle paint'e tıklıyoruz ve bir sürü renk seçeneği var ve hani mesela şu renk kırmızıyı seçtim. Bir yere dokunca bütün arabayı zart diye kırmızıya boyamıyor. Belli başlı yerlerini boyuyor. Gördüğünüz gibi şu an kapıyı boyadı mesela. Bu özellik güzel olmuş, parça parça boyaması. Zaten model olayında herhalde amacı böyle bir şeydir. Tamam, şimdi boyadık diyelim bu şekilde. Paint işimiz bitti. Geriye gelelim. Bir de stickerlar var.
Sticker'lar da şöyle 33. Şunu alalım. Şöyle arabanın istediğimiz yerine koyabiliyoruz. Biraz küçültelim. Şöyle aşağıya taşıyalım. Ha, buraya böyle koyalım. Çiçek gibi oldu. İşte dilersek şöyle line atabiliyoruz. Line dediğimiz çizgi olayı da atamıyorum. Böyle bir arabamız oldu diyelim. Şimdi bekliyoruz ve bu arabayı sanki gerçek hayattaymışçasına bir fotoğraflayalım. Live diyoruz. Live seçeneği var. Kameramızı aktif ediyor ve İyi mi? Bilmiyorum oradan ne kadar görebiliyorsunuz. Şöyle ben bir tane çekeyim, daha sonra size göstereyim bunu. Şöyle gördüğünüz gibi nereye gitti o? Şurada. Twitter logosunun üzerine bir tane araba koymuş olduk. Daha önce de şöyle yapmıştım ben. Gibi bu şekilde arabaları böyle gerçek hayatta sanki sizin elinizdeymiş gibi fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Uygulama güzel ancak şöyle bir kötü yanı var. Bunun dışında alacağınız bütün modeller neredeyse ücretli arkadaşlar. Hani ücretli olmayan modeller bu spor araba dışında sizi hiç tatmin etmeyecektir. Store'una girip bakarsınız size zaten böyle bir dükkan açılıyor gibi store'a giriyoruz. Hani böyle değişik değişik işimize yaramayacak şeyler ücretsiz. Onun dışında ücretli olanlar işte güzel silahlar var. Değişik yarış arabaları var. Bunlar ücretli 11 lira, 2 lira, 4 lira öyle değişik fiyatları var. Hatta dinozor var 2 liraya. Dinozorun herhalde böyle kemiklerini falan filan birleştiriyoruz. Daha sonra et falan koyuyoruz üzerine. Almadım, bakmadım. Merakı olanlar bu tarz şeyleri alıp deneyebilirler. Ve geçelim şimdi sıradaki uygulamamıza. Şimdiki uygulamamız, dördüncü uygulamamız Airlock Screen arkadaşlar. Airlock Screen nedir? Açmaya gerek yok bunu aslında. Uygulamayı indiriyorsunuz Airlock Screen'i. Ellemeden ekranı kilitleyebiliyorsunuz arkadaşlar ve kilit ekranından çıkabiliyorsunuz. Yani şöyle Star Wars'taki Force'u kullanır gibi yapıyoruz. Şöyle ekranı kilitledi, bir daha yapıyoruz. Olmadı. Şöyle yapalım. Herhalde biraz daha yakından yapmak lazım. Ha, oldu. Böyle bir lock screen ekran kilidi uygulaması arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Aslında bayağı kullanışlı, hani böyle pis bir işle uğraşanlar, telefonla da ellemek istemeyenler eli pisken şöyle hemen yaparak ekranı açabilirler. Özelliklerinden gelip şöyle zaten tek bir tane tuş var. Buradan aktif edip deaktif edebiliyoruz. Çok basit bir uygulama. Bu tarz bir kilit ekranına ihtiyacı olanlar kaçırmasın. Markette ücretsiz olarak bulabiliyorlar. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Bugünkü son uygulamamıza AutoRap uygulaması. Bunu bilenler vardır aranızda. Bayağı meşhur bir uygulama. Sizin söylediğiniz şeyleri rap'e çeviriyor. Hatta şöyle açarak konuşursam daha temiz olacak gibi. İçinde iki tane ücretsiz şarkı geliyor. Diğerleri ücretli. Satın almanız lazım. Şöyle free olanla başlayalım. Şimdi biraz konuşacağım. Şimdi senin tarzın ne diyor? Konuşarak mı yapmak istiyorsun diyor. Konuşarak yaparsan gerisini bize bırak. Biz onu rap'e çevireceğiz diyor. Ya da rapse eğer hepsi senin elinde diyor. Biz konuşalım. Rap yeteneğimiz olmadığı için. Şimdi kayda bastığımız zaman konuşmamız lazım. Bizleri Twitter, YouTube, Facebook adreslerimizden takip edin. Webtekno.com'u takipte kalın. Şu an bu bir uygulama incelemesidir. Webtekno Crave 2015. Yo. Diyelim. Evet, güzel olmuş. Bunu dilersek Battle Challenge olarak kaydedebiliyoruz ya da solo olarak kaydedebiliyoruz. Battle Challenge yaparsak arkadaşlar diğer kayıt edenlerle bir battle'a girmiş oluyoruz, savaşa girmiş oluyoruz. Solo olarak da kaydedersek sadece kendimize kaydetmiş oluyoruz. AutoRap uygulaması bu şekilde. Dediğim gibi iOS ve Android platformlarında var. Ücretsiz bir uygulama. İçindeki şarkıları almak için bir ücret ediyorsunuz. Bu videomuzda sizlere 5 tane ilginç ve bir o kadar da kullanışlı olduğunu düşündüğüm uygulama tanıttım. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Güç sizinle olsun.